Ve bu akşam uykusuzda sevgili Öner Döşer, astrolog, gökyüzü hareketleri ve astroloji ve son kitabı astrolojide gösterge tespitiyle. Hoş evet, geldin. Hoş bulduk. 21 Aralık'ı atlattık. Sen hatta kutlama yapmışsın o gün galiba. Evet, evet. 100'e yakın evet, astroloji hayranıyla. Aynen öyle. Çok da güzel bir gece oldu. Kutladık ve onun ardından da yeni yıla çok güzel bir şekilde girdik. Şimdi hemen merak ediyorlar. Yeni yılda canım Türkiye'mi ve dünyayı neler bekliyor? Bol bol onlardan konuşacağız. Özellikle bu yılın yaz aylarına biraz dikkat çekmek istiyorum ben. Çünkü gökyüzüne çok güzel astrolojik etkiler var. Yani daha ruhsal konularla ilgilenenler için genel anlamda hepimizi artistik, sanatsal, yaratıcılık anlamında etkileyecek olan hani bütün yaptığımız işlere daha yaratıcılık katabileceğimiz bir dönem. Özellikle Temmuz ayına bu bağlamda dikkat çekmek istiyorum. Tabii onun dışında dünya genelinde biraz ekonomik alanda çok iyi haberler veremeyeceğiz astrolojik olarak baktığımızda. Özellikle Avrupa'daki ekonomik krizin biraz sanki şu anda böyle geri planda kalmış gibi gözüken tekrar büyüyen bir boyutunu göreceğimizi zannediyorum. Bilhassa Nisan ayı civarında. Bu yıl Nisan ayında bir önemli ay tutulması var 25 Nisan'da. Hemen arkasından bir güneş tutulması, sonra bir ay tutulması daha var. Şimdi ay ve güneş tutulmaları dünya genelinde olayların hızlandığı zamanlara denk geliyor. Yani bu tutulmalar esnasında medyayı takip ettiğinizde her yerde böyle bir hareketlilik görürsünüz. İlla negatif anlamda değil. Ama insanların çok daha yaratıcı oldukları, hareketlendikleri zaman zaman da agresyonlar. Dinamik bir yıl olacak yani. Dinamik bir dönem. Sonra bir de Ekim-Kasım ayları yıl sonunda dikkat çekiyor yine ekonomik anlamda. Bu yıl özellikle Orta Doğu biraz karışık gözüküyor. Çalkalanıyor her zamanki evet, gibi. O zaten her zamanki gibi ama bilhassa İsrail astroloji haritası, Filistin astroloji haritası, Suriye astroloji haritası, bu astroloji haritası. İran, Suriye çalışıyorum. Ne durumda? Özellikle Suriye'de önemli gerginlikler bekliyorum. Bir de Irak çok dikkatimi çekti. Yani Irak'ın kendi içindeki gerginlikler özellikle. Evet, bu biraz, yıl bir şeyler biraz, orada patlak verebilir diyorsun. Patlak verebilir. Özellikle de Nisan ayının ikinci yarısı daha fazla. Bu bağlamda dikkatimi çekti. Genel olarak baktığımızda bu yıl aslında Güneş'in maksimum etkilerini yaşayacağımız bir yıl. 11 yıllık Güneş'in maksimum periyotları var. Ben onunla da çalışıyorum ve gezegen dizilimlerinin Güneş patlamaları üzerindeki etkilerine bakıyorum. Bu arada Güneş patlamaları çeşitli zamanlarda oluyor zaten. Ama son zamanda, son 15-20 gündür Güneş biraz sakin gidiyordu. Şimdi tekrar bir hareketlenme dönemine girdi. Bu önümüzdeki günlerde biraz Güneş aktivitelerinin artacağını bekliyorum. Paralel olarak biraz doğal afetler, özellikle doğal afetler depremler, konusunda neler söyleyeceğim? En çok depremlerle ilgili dikkatimi çekiyor. Mesela özellikle bir bölgeden bahsetmeyeceğim. Hani şurası burası Türkiye'de dışarıda falan bir genelleme yapacağım. 16-19 Ocak günleri arası biraz dikkatimi çekti mesela. Bu aralar biraz hareketli oldu. Genelde bu güneş tutulması hani o ayla şöyle, güneşle bir ilgisi var mı yok mu bilmiyorum ama tesadüfler onu gösteriyor. Olduğunu düşünüyorum. Önemli gezegen dizilimlerinin yarattığı çekimsel etkinin, çünkü gezegenler elektromanyetik güçler neticede ve üzerimizde ve bütün sistem üzerinde etki yaratıyorlar. Dolayısıyla birazcık bu sıralar önemli gezegen dizilimleri var. Biraz bu türde şeyler dünya üzerinde olabilir diye düşünüyorum ama hemen şunu söyleyeyim. Güneş aktivitelerinin böyle sadece işte doğal afetlerle bağlantısı yok. Aynı zamanda insanların çok yaratıcı olduğu, çok ürün ortaya çıkarttığı zamanlarla alakalı. Mesela bu 11 yıllık güneşin maksimum periyotlarını izlediğinizde, yani güneşteki patlamaların, güneş rüzgarlarının attığı dönemleri izlediğinizde insanoğlunun hep çok büyük icatlar, atılımlar zamanına denk geldiğini görüyorsunuz. Mesela insanoğlunun aya ayak bastığı yıl güneşin maksimum da olduğu yıl ya da illa da kötü bir şey olacak diye tabii ki. Bir şey mesela yok. Bazı devrimler vesaireler hani baktığınız zaman hani ilk başta kötü gibi gözükebilir isyanlar, devrimler vesaire fakat ardından çok büyük sıçramalar yapmış olduğunu görüyorsunuz insanoğlunun ve güneş rüzgarlarıyla bize gelen protonlar, nötronlar, bütün partiküller aslında bence bizim tekamül sürecimizde, insanlığın tekamül sürecinde çok önem taşıyor. Bu yüzden bu yıl çok önemli bir yıl. Güneşin maksimum etkilerini özellikle bilim insanlarının bize verdiği bildirimlere göre Mayıs ayı civarında yaşayacağız. Demek ki böyle çok kendi maksimumumuzun
sürecinde ilerliyoruz diye düşünüyorum. Kitaba da zaten bunun için Maksimum ismi vermiştim ben. Çünkü Maksimum bu kitaptı. Geçen geldiğinde evet, bu vardı. Vardı. Demin gösterdiğim kitap yeni bir kitap. Astrolojide gösterge tespiti. Yepyeni bir kitap. Bu kitabın İngilizcesi de çıkmış. Doğru. Evet, şu anda Amazon.com'da internet üzerinde satışı yapılıyor. İnternet deyince boş durmamış. Hem okulu var, hem aynı zamanda artık bir televizyon da var. Astroloji televizyonu. Doğru. Evet. İnternet üzerinde. İnternet üzerinden artık astroloji televizyonumuz var. Benim biliyorsun internet radyom var. Evet. Radyo evet. Cemina'yı diye. Evet. Senin de televizyonun var. Vallahi öyle oldu. Aslında bizim diyeyim, çünkü çok değerli astrolog arkadaşlarım astroloji televizyonumuza katkıda bulunuyorlar. Başta Hande Kazanova'ya çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz olmuştu geçenlerde. Evet, o çeşitli çekimler yapıyor ve çok katkıda bulunuyor astroloji televizyonumuza. Sevgili Barış Özkırış var, Atan Ürün'le sohbetler yaptık. Yani çeşitli astrolog dostlarımız, Binnur Zaimler var, hep onlarla sohbetler. Okulumuz devam ediyor tabii. Okulumuz devam ediyor, derslerimiz devam ediyor, yeni sınıflar açtık, oraya katılımlar bayağı iyi. Yani son zamanda insanların gerçek astrolojiye diyeyim. Sizin için de dinamik bir yıl oluyor. Evet, bizim için. Öner Döşer ve astrologları. Evet, bütün astrolog dostlarıma buradan sevgi selam ediyorum. Şimdi tweet adresimi veriyorum. Tweet adresimiz Uykusuz da bu gece veya Gemini Cem. Gemini Cem veya Uykusuz da bu gece. İkisine de Öner Döşer'e soracağınız soruları yollayabilirsiniz. Benim de size bir sorum var. Öner Döşer çok ünlü bir aktörün oğlu. Ben de yeni öğrendim. Benziyor mu benzemiyor mu bilemeyeceğim. Ama o güler yüzü, o temiz yüzü benziyor. Benzemeyen bazı noktaları var. Evet. Onun ne olduğunu bir ipucu olarak bakalım. Vermek istemiyorum. Evet. Gemini Cem veya Uykusuz da bu geceye yollayın. Öner Döşer hangi ünlü aktörün oğlu? Bir efsane olmuş ünlü bir aktör. Hakikaten Türk sinemasında. Evet. Ben de ilk defa bu akşam tesadüfen. Evet, konuşurken. İçeride konuşurken. Evet, dedim evet. İzin aldım tabii. Dedim bunu dedim canım Türkiye'mle paylaşabilir miyim? Bilen var mı dedim. Vallahi az bilen var dedi. Bir tahmin edin bakalım. Sağ olun. Kimin oğlu? Evet. Mutlaka aramızda değil maalesef artık, evet, ama gurur diyordur. 97 yılında rahmetli oldu. Fazla doğru. İpucu verme. Ah evet doğru fazla. Şimdi bu 21 Aralık olayına geleceğim. Evet. Fakat astrolojide gösterge tespiti, evet, kitabını bize anlat. Bu bambaşka bir kitap galiba. Evet. Evlilik, çocuk, para, kariyer, meslek, statü ve ün, yaşam, sağlık, fiziksel görünüm, ruh ve inanç. Evet. Aşağı yukarı her şeyi kapsamış. Aynen öyle. Şimdi şöyle oldu. Aslında magazinel astrolojiden tamamen farklı. Bizim zaten astroloji okulu yayınlarımızdan çıktı bu kitap. İlk olarak ve devamı da gelecek. Astroloji öğrenmek isteyenlere veya astrolojisini geliştirmek isteyenlere yönelik bir kitap oldu. Gerçekten bir astroloji haritası içerisinde bir kişinin evlenip evlenmeyeceği, evlenecek de kaç kere evlilik yapacağı, çocuk sahibi olup olmayacağı, eğer olacaksa kaç çocuk sahibi olabileceği, işte sağlıkla ilgili sorunlarının ne olabileceği, bütün bunları. Ve burçlara göre yapmışsın. Burçlara yani göre. Hem de yükselen burçlar da var. Aynen öyle. Bütün buralardan yola çıkılmış bilgiler var. Ve gerçekten astroloji dünyasına katkı yapacağını düşündüğüm bir kitap oldu. Bu türde kitapların artmasını diliyorum. Yani astrolojiyle ilgilenen ve inanan kişilerin bu kitabı almalarında yarar var diyorsun. Kesinlikle. Aşağı yukarı her şeyi kapsıyor. Evet, yani benim bu sonu. Sen sürekli üretiyorsun Öner. Hakikaten öyle oldu, doğru. Gerçekten doğru. Boş durmuyorsun yani bak. Kitabın İngilizcesi çıkmış. Arada kaç, 3 hafta falan geçti galiba değil mi? Evet, buraya doğru yerine. Doğru. Bir yeni bir kitap çıkmış. Çıktı. Ve evet. Bir televizyon kurmuşsun internette. Evet. Şimdi, bravo valla. Geçen de sevgili astrolog dostum Deanna Erkut uğradı. O Türkiye'de ilk aslında gerçek astroloji kitabını çıkartan iki önemli yazarlardan bir tanesi Deanna, sevgili Deanna. Bir Amerikalı esasında, bir Türk'le evli ve Türkiye'de yaşıyor ve Türkiye'ye gerçekten çok güzel bir kitap sunmuş. Yıllarca evvel çıkmış. O bana dedi ki, yani dedi o kadar çok şey yapıyorsun ki sen de ne zaman vakit buluyorsun buna diye. Ben de uyumuyorum fazla dedim cevaben. Hakikaten az uyuyan çok çalışan bir insanım. Bir de şu var. Evimle işlerim çok yakın. Yani astroloji okuluyla evim çok bir yakın. Bir de seviyorsun bu işi. Çok seviyorum. Trafik çekmiyorum. Sabah erkenden gidebiliyorum. Akşam geçe kadar çalışıyorum. O trafik olayı gerçekten üretkenliği baltalıyor. Evet, kesinlikle. Yani sabah akşam. Aynen. İkişer saatten 3-4 saati yolda geçenlerin üretken olmasına imkan yok. Moral bile doğru bozar bu. Kesinlikle. Bir kere o yaratıcılığı kaybeden, evet, bir maalesef. Yani lanet edersin. İşe gittiğine de eve gittiğine. Çok kötü bir şey o. Kesinlikle. En doğrusunu yapmışsın. Bu arada Öner